Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatarak 15 Temmuz'un simgesi haline gelen Metin Doğan, darbe girişimine oyun ve kurmaca diyenlere tepki gösterdi. Çok hızlı bir şekilde evden çıktım. Evde çıkarken de Allah'a dua ediyordum. Duamda Allah'ım o paletlerin altında ezilmemi engelleyecek her şeyi ortadan kaldır diye. Tüm gücümle koşmaya başladım bu tanklara doğru ve gücümle de bağırıyordum. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye. Ondan sonra tank aranda 1,5 metre fark var ya da yoktur böyle. Tank hareket edince çok hızlı sağ paletin altına yattım. O sırada kelime şehadet getiriyorum. Böyle ölmeyi beklerken tank durdu. İnsanlar bağırıyorlar, polisler bağırıyor, herkes bana bağırıyor. Herkes diyor ki yapma 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 kalk kalk diyorlar. Bu sefer kalktığımda bir an bir baktım 10-12 kişi tankın etrafını sardı. Sonra... Doğan, Gaziantep'te Faydalı İnsan Federasyonu'nun düzenlediği 15 Temmuz ve Milli Şuur başlıklı iftar programında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz 2016 günü Atatürk Havalimanı'na ölmeye gittiğini söyledi. Evine gidip televizyonu açtığında spikerin darbe girişimiyle ilgili anonsunu duyduğunu dile getiren Doğan, daha sonra dışarı çıktığını ifade etti. Gelebileceğine idrak edecek, böyle bir sevgiyi idrak edecek ne bir beyne ne de anlayacak bir kalbe sahip olmadıklarından dolayı bu yüzden buna oyundur diyorlar. Türk milleti olarak özgürlüğümüze çok çok düşkünüz. Bu özgürlüğümüz konusunda hedefe ulaşma yönünde gerektiğinde canımızı vererek, kanımızı dökerek kara toprağa girmeyi, zillet altında yaşamaya tercih etmişizdir her zaman. Orada bir bomba düştü, tam dibimiz 15 metre ileriye. O bomba düştüğünde inanır mısınız aklıma Suriye'deki çocuklar, Suriye'deki insanların ne çektiği, o bombalar altında yaşamanın ne kadar zor olduğu. Biz de o günleri unutmayacağız, 15 Temmuz'u unutmayacağız. Bunları bu hale getiren, buna zemin hazırlayan ve o gün orada olan insanlar daima lanet yiyeceğiz. O teröristleri daima hayatımız boyunca uğraşacağız. Onları peşin bırakmayacağız. Bu vatana, millete, bu Türkiye'mize, güzel Türkiye'mize ihanet içerisinde, hainlik içerisinde olan insanlar elbet bunların cezasını ödeyecekler ve öyle bir devam edecekler. Geçmişiyle, tarihiyle bağını keseceksiniz. Daha sonra geçmişine düşman edeceksiniz. Ondan sonra bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ön yargılarla pompalayacaksınız. Bu ülkede artık terörist yetiştirmek çok kolaydır. Çünkü insanları birbirine bağlayan değerler vardır. Eğer o değerler nötrize olursa o zaman o milletin üzerine küçücük bir müdahaleyle bir üfürüşle o millet dağılır. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi maya sağlam. İşte burada Metin kardeşimiz gibi şehit yakınlarımız var burada. Allah rahmet eylesin şehitlerimiz gibi tarihe derin izler bırakarak bu ülke... AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel de milli mücadele, Çanakkale ve 15 Temmuz ruhunun millet olmanın 3 önemli ruhu olduğunu ifade ederek 15 Temmuz'da 1000 yıllık kardeşliğin pekiştiğini dile getirdi.